Arkadaşlar tartışma çeşitlerinden en çok sorulanlar. E, bunlar son dönemde e, karşımıza çıkıyor. Hemen her sene soruluyor. E, bir numarada paneli ele alalım. Arkadaşlar panelde ne yapıyoruz? Panelde arkadaşlar şöyle bir masamız var. Uzman kişiler var. Ve şurada da dinleyicilerimiz var. Arkadaşlar 3 tane 3 tane özellik söylüyorum size. Panelde her bir konuşmacı bir konunun farklı bir yönünü alır. Yani şöyle diyelim Türkiye ABD ilişkileri. Böyle dediğimiz zaman siyasi ilişkileri, ekonomik ilişkileri, atıyorum kültürel ilişkileri. Yani her bir konuşmacı bir konunun farklı bir yönünü alır. Dinleyicileri bilgilendirir. Dinleyiciler durur. Sadece sonda soru sorarlar. Sonda soru sorma var. Ve panel samimi bir ortamda yapılır. Eşit süreler vardır ama süreler e, o eşit süreye uyulmayabilir. Birisi daha çok konuşabilir, daha az konuşabilir. Sıralama değişebilir. Özetle paneli şöyle diyeceğiz. 3-5 kişilik bir grup dinleyicileri bilgilendirir. Her bir konuşmacı konunun farklı bir yönünü anlatır. Dinleyiciler pasiftir. Sadece sonda soru sorabilirler ve panel nasıl bir ortamda yapılır? Samimi bir ortamda yapılır. Bu panel arkadaşlar. Peki paneli ikiye ayırdığımızda eğer şöyle yapıyorsak panelde arkadaşlar bir konuyu anlattık. Konu tekrar edilsin, pekiştirilsin istiyorsak sınıfı şöyle ikiye bölüyoruz. Bura bizim sınıfımız. Öğretmenin masası burası. Biz diyoruz ki çocuklar şurası soru sorsun, burası cevap versin. Soru soruyor, cevap veriyor. Ya da burası soru soruyor, burası cevap veriyor. Sınıfı ikiye bölme. Bakın ikiye bölme. Ama neyi ikiye bölüyoruz? sınıfı ikiye bölüyoruz. Bir grup soruyor, diğeri cevap veriyor. Sınıf çok kalabalıksa dörde de bölebilirsiniz. Böyle de bir soru gelmişti. Alt gruplara bölebilirsiniz. Ama sınıfı ikiye bölüp soru-cevap yaptırıyorsak bu ne oldu arkadaşlar? Buna biz zıt panel diyoruz. Şuraya yazdık zıt panel. Peki kolegium nedir dersek kolegiumda da ikiye bölüyoruz. Ama neyi masaları ikiye bölüyoruz arkadaşlar? Bir tanesi uzman grup, diğeri öğrenci grubu. Bu uzman grubu konu iyi bilen öğrenciler de olabilir. Dinleyicilerden oluşan öğrencilerimiz var. uzman öğrenci grubu diyelim ki 3 kişi ya da 4 kişi. Burası bize bilgiyi verir. Aynı panel gibi bir konu farklı bir yönünü anlatır. Dinleyici pasif durur. Dinleyici sonda soru sorar. Ama Hatalı, yanlış, eksik bir şey ortaya atıldığında kim devreye girer? Uzman grup. Yani uzman grup, kolegimde daha pasif olan iş başa düştüğü zaman babalardan oluşan gruptur. Başvurduğumuz gruptur. İki tane masadan oluşan, iki panel grubundan oluşan. Panel çeşidine biz ne diyeceğiz? Kollegium diyeceğiz. Öğrencilerden oluşan grup bilgi aktaracak. Dinleyici soru soracak. Yani aynı panel gibi hareket edeceğiz. Ama eğer yanda bir uzman grup varsa, o uzman grup eşliğinde bu tartışma yapılıyorsa, uzman grup yer yer işte açıklamalar, sorulara cevap vermeler vesaire bunu devreye giriyorsa buna biz kollegium diyoruz arkadaşlar. Peki açık oturum ne? Arkadaşlar paneldeki samimiyeti unutun. Yani panelde bir masada şöyle oturuyorduk ya samimiydik değil mi? Bu yok. Açık oturumda adı üstünde ben diyorum ki açık oturacağız. Kavga, gürültü, ekşim vardır burada. Konuşmacılar bilgi verirler. Genellikle unutmayın güncel konularda olur. Şu an en güncel ne? Türkiye futbol, Federasyonunun atıyorum harcama limitleri aştığını spor kanallarını konuşmacılar konuşuyorlar burada. Ya da ne var işte atıyorum işte ee, ee, bir terör saldırısı oldu değil mi? Lübnan'da oldu. Lübnan'daki terör saldırısı terör saldırısını tartışıyoruz. Bunlar arkadaşlar açık oturum güncel ifadesi en önemli özelliğidir ve kurallıdır. Bakın kurallı formal bunlar ya da sırayla konuşma gibi ifadeler ön plana çıkar sorularda. Bir tartışma konusu vardır. Konuşmacılar birbirinden ayrı bunu demez. Yani konuşmacılar sırayla izin alarak formal bir şekilde konuşurlar. Meclis açık oturumları değil mi? 10 dakika 10 dakika 10 dakika artı 2 artı 2 artı 2 eşittir. E, açık oturum güncel konularda bilgilendirme amaçlı yapılır. E, açık oturumlar bunu unutmayalım. Peki forum ne dersek? Arkadaşlar forum forumda konuşmacı ya da konuşmacılar şurada. Dinleyiciler burada. Dinleyiciler her aşamada sürece katılır. Dinleyici aktiftir arkadaşlar. Burası forum daha çok soru cevap mantığına göre işler. Yani burası bilgi verir. Burası normalde panelde sadece sonda soru soruyordu değil mi? Forumda dinleyici her aşamada sürece dahi olur. Yani yoğun bir etkileşim, yoğun bir paylaşım, iletişim vardır forumda. Dinleyici önemli bakın her aşamada soru sorar örnek verir, açıklama yapar. Yani hocam panelde ben soru soruyordum ama nerede soru soruyordun? En sonda sadece soru soruyordun. Foruma katılmışsan sen her aşamada sorularınla, örneklerinle, açıklamalarınla sürece dahil olursun. Peki sempozyum ne? Sempozyumun diğer adı bilgi şöleni arkadaşlar, bilgi şöleni. Bilgi şöleni. Sempozyum günleri vardır. Sempozyum 2-3 gün sürebilir. En bilimsel olanı bilimseldir. En bilimsel olanı sempozyumdur. Ve sempozyumda arkadaşlar katılanlara orada alınan tartışmalarda alınan kararlar tebliğ ya da bildiri diye yayınlanır. Bunu da unutmayın. Ve katılımcılara genellikle sertifika verilir. Bunu da unutmayın. Ben şöyle örnekler veriyorum, atıyorum çocuk doktorları var. Çocuk doktorunun muayenehanesine gidiyorsun. Hiçbir öğretmenin arkasında duvarda, sınıfında diploması yok. Ama çocuk doktorunun arkasında bakıyorsunuz, diploması var. Bilmem ne pediatri sempozyumu, o sempozyumu, bu sempozyumu, böyle bir sürü belge var. Bir sürü çerçeve var. Arkadaşlar, bu farklı bir yere bağlantı kuruyorum. Bu hangi program? Örtük programdır arkadaşlar. Bize o çocuk doktoru, çocuk hekimi ne yapıyor? Sübliminal mesaj veriyor. Diyor ki ben buradayım. Sen bana para veriyorsun ama bak ben sempozyumlara katılıp bilimsel yönden kendimi geliştiriyorum. Alanımdaki gelişmeleri takip ediyorum diyor. Sempozyumda bilimsel yönü olan konuşma türüdür arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Peki aklıma gelmişken şöyle de bir şey yapayım. Arkadaşlar eğer bir sınıfta iki tane şöyle bir tartışmada iki tane masa varsa akla ne gelir? Bunları farkı görleri de anlattım. Eğer arkadaşlar burası Atıyorum teknoloji faydalı, burası zararlı diyorsa bir konunun iki zıt yönü varsa bu nedir? Münazara'dır. Ama iki tane masa var. Biri uzmanlardan, biri öğrencilerden oluşuyorsa buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Kollegium diyoruz. İkiye ayırıyoruz ama masaları değil. Sınıfı ikiye ayırıp sınıf bu şekilde soru cevap yapıyorsa Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Zıt panel diyoruz. Zıt paneldeki amaç ne? İşlenen konuyu tekrar edip pekiştirmektir. Bunu da unutmayalım. Açık oturumda güncel konuyu unutmayalım. Güncel konuda yapılır. Forum arkadaşlar. Dinleyici her aşamada aktiftir. Dinleyicinin aktif olduğu soru örnek açıklamalarla katılır. Sempozyum bilimsel yönü olan konuşmalar. Sabah oturumu, öğleden sonra oturumu. ikinci günün sabah öğleden sonrası. Konuşmacılar birbirlerine soru sorabilirler. Seyirci sorabilir. Böyle bir süreç. Panelde de samimi bir ortamda dinleyicileri ne yapıyoruz arkadaşlar? Her birimiz farklı bir konuyu anlatarak bir konunun farklı bir yönünü anlatarak bilgilendiriyoruz. Samimi ortamda dinleyici sadece sonda soru soruyor bize. Arkadaşlar emin olun bu anlattıklarımdan bir tanesi karşımıza çıkacak. Allah'ın izniyle mahcup olmayacağız. Görüşmek üzere.